Niğde'deki FETÖ davasına eski jandarma komutanının itirafları damga vurdu. Hakkında 20 yıla kadar hapis ceza sistemiyle dava açılan İbrahim Taşkın hakim karşısına çıktı ve FETÖ'nün talimatlarını anlattı. Cemaat abileri açıktan namaz kılmanın yanlış olduğunu, okuldan atılabileceğimi ve tuvalette gizli abdest almamı ve namazımı ima ile kılmamı söyledi. Bazen içki içmemi söylüyorlardı. Ayrıca yüzbaşı rütbesine kadar evlenmememi söylediler. Psikolojik baskılardan biri de başı kapalı olan eşimin başını ordudan atılmamam için açması konusundaydı. Eşimle bunu konuştuk ve başını açmak zorunda kaldı ve hayata böyle devam etti. Telefonunda terör örgütünün gizli haberleşme programı bulunan sanık Taşkın, Van'da Cafer Kod adlı birinin yazılımı telefonuna yüklediğini söyledi. Kod adının Namık olduğunu anlattı. İlk zamanlar ankesörlü telefonla görüştük. Daha sonra Cafer Kod adlı kişi ankesörlü telefonla konuşmanın zor olduğunu söyleyerek bana Baylok yükledi. Görev yaptığım yerlerde bazen cemaat mensuplarıyla evlerde ve çay bahçelerinde buluşurdum. Bana Fethullah Gülen'in CD'lerini verirlerdi. 15 Temmuz gecesi ise ismimi sıkı yönetim listesinde gördüm. Daha önce bana kimse darbe girişimine haber vermedi. 15 Temmuz'da millet iradesini kanla ele geçirmek isteyen ancak başaramayan FETÖ, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye düşmanları sürdürüyor. FETÖ elebaşının iadesi ihtimaline karşı yeni bir lobi şirketi kurdukları ortaya çıktı. Türkiye terörist Fethullah Gülen'in Amerika'dan iadesini bekliyor, FETÖ ise iadeyi önlemek için yeni adımlar atıyor. Teröristlerin son adımı yeni bir lobi şirketi kurmak oldu. FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 1 Eylül'de Washington Strateji Group isimli şirketi kurduğu ortaya çıktı. Üstelik şirketin kurucu isimleri de daha önce FETÖ'cü dernek ve şirketlerde görev yapan örgütün tescilli militanları. Süleyman Turhanoğulları, Özkur Yıldız, Bilal Ekşili ve Cemil Teber'in ismi şirketin lobicileri listesinde. FETÖ lobicileri kısa sürede 50 bin dolar harcadığını beyan etti ancak paranın kaynağı konusunda bilgi vermedi. FETÖ'nün lobi şirketinin kuruluş amacında doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelere yer verildi. Türkiye'deki muhalefete destek ve söz